İlk kez 18 Ekim'de Hawaii'deki Pan-STARRS 1 isimli teleskop tarafından saptanan ve şekliyle dikkat çeken Güneş sisteminde gözlemlenen ilk yıldızlar arası cisim olmuştur. Hawaii dilinde uzaklardan gelen ilk kulak anlamına gelen Oumuamua adı verilmiştir. Oumuamua, Ekim 2017'de Hawaii Üniversitesi'ndeki gökbilimciler tarafından keşfedildikten sonra koyu kırmızı rengiyle ve kararsız parlaklığıyla dikkat çeken bu küçük yıldızlar arası ziyaretçi hakkında çok şey tartışıldı. O zamandan beri anormal davranışını açıklamak için birçok teori geliştirilmiştir. Oumuamua tuhaf uzun bir şekle sahip ve uzunluğu genişliğinden tam 10 kat daha büyüktür. En az 400 metrelik bir uzunluğa sahip olduğu düşünülen cismin çapının 40 metre olduğu belirtiliyor. İlk başta bir kuyruklu yıldız olduğuna inanılıyordu. Ama bundan sonra bir asteroiddi. Ancak bu beklendiği gibi azaltmaktan ziyade garip yörüngesini ve hızındaki açıklanamaz artışı açıklamadı. Buna ek olarak olağan dışı nesne kendi ekseni etrafında döndüğünde parlaklığını her 7,3 saatte bir değiştirir, uzunluk ve genişlik arasındaki onda bir boyut farkı vardır. Bugüne kadar görünen başka hiçbir kuyruklu yıldızda ve asteroidin parlaklığında böyle bir değişkenlik yoktur. Uluslararası Astronomi Birliği bunun benzersiz bir durum olduğunu itiraf etti. 2 haftalık bir gözlem sayfası, hiperbolik yörüngesinin güçlü bir şekilde eğilimli olduğunu ve çoğu asteroidin aksine Güneş'in etrafında dönmediğini doğruladı. Bir araştırmaya göre Güneş sistemimize Lyra takım yıldızı üzerinden nüfuz etmiş ve Güneş'ten Pegasus'a doğru uzaklaşmış gibi görünüyor. 34 günlük gözlemden sonra gökbilimciler Kasım 2018'de yıldızlar arası bir nesne olduğunu ve Oumuamua'nın yörünge eksantrikliğinin 1,20'de gözlemlenen en yüksek hızda olduğunu doğruladı. Yol eksantrikliği 1,0'ın üzerinde ise nesne Güneş'in hızını aşabilir. Böylece yıldızlar arası alana kolayca girebilir. Cismin yıldızlar arasında ne kadar seyahat ettiği bilinmiyor. Bununla birlikte Harvard Üniversitesi'nden astronomlar tarafından yapılan son çalışmalar, Oumuamua'nın Güneş'in parlak baskısıyla hızlandırılmış büyük yapay güneş panellerinin olabileceğini ortaya koymaktadır. Atlantik dergisinde yer alan makalede Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Abraham Loeb ile Rus milyarder Yuri Milner arasında geçen e-posta yazışmasından alıntı. Bu nesneyi ne kadar uzun süre araştırsam o kadar sıra dışı görünüyor ve yabancı bir medeniyet tarafından gönderilen yapay olarak hazırlanmış bir sonda olup olmadığını merak etmemi sağlıyor. İki araştırmacı, Viali ve Abraham, bu nesnenin aslında bir uzay gemisinin güneş panelleri olabileceğine inanıyorlar. Bunun okyanusta yüzen gemilerin enkazı gibi görevini tamamlamış ve önemsiz hale gelen eski bir uzaylı uzay gemisi olma ihtimalinin değerlendirilmesini yapıyorlar. Bilim adamları ilk defa insan yapımı olmayan bir yapay nesne ile halka açık spekülasyon yaptılar. Çünkü şimdiye kadar yapılan incelemelerde Oumuamua'nın oldukça yoğun bir yapıya sahip olduğu görüşülmüş. Daha çok bir kaya görünümünde ya da içinde epeyce metal barındıran bir cisim olduğu da düşünülmektedir.